Ermeni diasporasından. Bu sefer bu net açıklamayı yapmak zorunda kalmışlar. Bu net açıklamanın, bana gelen bilgi, net açıklamanın yapılmasını isteyen Ermeni Ulusal Komitesi veya Ulusal Platformu dediğimiz o Ermeni diasporası. Kuvvetli, helal olsun adamlara. İngiltere'de, ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kuvvetliler. Yahudi lobisi çok kuvvetli. Yunan lobisi, bunlar gerçekten çok kuvvetliler. Bizim de diaspora var Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de. Ama bunlar kadar söz sahibi değiller. Bunlar kadar etkili değiller kesinlikle. Demek ki lobicilik faaliyetinde aslında daha Türkiye'nin etkin olması gerekiyor. Yani New York'la bina dikmekle olmuyor bu sayın yetkililer. Hani New York'ta Birleşmiş Milletler'in bilmem ne kadar yakında bina dikmişsiniz ya. İşte o binayı dikmekle olmuyor. Sizin burada o yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Eğer Ermeni lobisi, o lobi, bu lobi, hangisiyse artık arkada onlar oldu, zaten biliniyor. İsmi de saklamakta veya söylememekte bir beis yok. Sizin de o kadar güçlü olmanız gerekiyor ki lobicilik faaliyetlerinde onlar bu adım attırıyorsa siz de biz neye geri adım attıracaksınız? Bir güç savaşı. O güç savaşında şu anda siz sınıfta kaldınız, Dışişleri Bakanlığı. Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanısınız. Kınıyoruz ve ben de kınıyorum. Ama sizin daha fazla bir şey yapmanız gerekir. Bakın bu diziyi kaldırmalarındaki sebep, Tolga, avukat Tolga Şirin var. T24'te yazmış bugün. Lütfen okuyun. Yani okuma alışkanlığınız yoksa bile okuyun. Avukat Tolga Şirin T24'te 3 madde saymış. Bir, diyorlar, Ermeniler bunu, Ermeni diasporası bunu soykırım olarak göstermeye çalışıyor. He, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından dünyada tanınan soykırımlardan değil bu. Bir kırım olarak görülüyor bu 1915 yılındaki olaylar. Ha, mesela bir Yahudi olayı, evet, Yahudi soykırımı. Almanya özür dilemek zorunda kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir kararı var çünkü. Aksine karar veremezsiniz. Ben bu soykırımı kabul etmiyorum diyemezsiniz. Özgürlük, bu düşünce özgürlüğü de değil. Onu da size söyleyeyim. Avukat Bey'in yazısından aktarıyorum sizlere. Ve işte Ermeniler bunu bir soykırım olarak göstermek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan da tabii güç aldılar açıklamalarıyla birlikte. Başka Avrupa ülkelerinden de güç aldılar. İkincisi, Atatürk'ü soykırımcı göstermeye çalışıyorlar burada. Atatürk'ü soykırımcı göstermeye çalışıyorlar. Yani İttihat ve Terakki'den dolayı. Ama Atatürk'ün İttihat ve Terakki'ye daha sonra duruşunun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Onlarla nasıl mücadele edildiğini de biliyorsunuz. Üçüncüsü de şundan bahsediyor. İptal kültürü. Cancel culture, cancel diye bir şey varmış. Yani artık günümüzde güçlü olanların, yani lobicilik faaliyeti içerisinde olanların, işte bu gibi dernekler, kişiler, oluşumlar, network, bunlar kendi ideolojilerini veya kendi, daha net bir şekilde anlatacak olursam, sevmedikleri görüşü, ideolojiyi, kişiyi yok etmek için yok etme kampanyası yapabiliyorlarmış. Bu kadar güçlü olmuşlar artık. Böyle bir network'e sahipler ki gördüğümüz kadarıyla bu lobi de bu güce sahip. Evet, diyor ki hayır, bu bir kültür değildir. Bu kültür veya işte Atatürk dünyaya tanıtılamaz, edilemez. Çünkü Atatürk şöyledir, böyledir. Biz ne yapıyoruz? O zaman onu kötülüyoruz. Yani onun soykırımcı olduğunu söylüyoruz, ideolojisinin kötü olduğunu söylüyoruz, işte bölgeyi faciaya götürmüştür diyoruz, böyle bir kahraman olamaz diyoruz. Yani tarihi hem değiştiriyorlar hem de kültürlere yön veriyorlar. Ve üçüncüsü de insanların ne okuyup okumayacaklarına, neyi anlayıp anlamayacaklarına, hangi algıyı yaratıp yaratmayacaklarına, hangi filmi izleyip izlemeyeceklerine kadar karar verme gücüne sahipler. İşte az önce dediğim gibi New York'a o kocaman binayı dikmekle olmuyor. Sayın yöneticiler, Sayın Erdoğan, Sayın Dışişleri Bakanı, kınamakla da olmuyor. Bak, ben de kınıyorum. Ama benim kınamam bu kadar. Sizin daha fazla bir şey yapmanız gerekiyor. Sizin Ermeni lobisi Disney Plus'a bu geri adımı attırıyorsa, sizin gücünüzle o Disney Plus'a da geri adım attırmanız gerekir. Ama o güç var mı? O güç yurt dışında yok. O güç Türkiye'de var. O gücünüzü Türkiye'de rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. İşte burada bir devletin gücü nedir biliyor musunuz? Bence yurt dışında aldırabileceği kararlar. İşte neden lobimiz yeterli değil? Asıl soru bu. Evet, zaten bugünkü manşetin konusu da o. Disney yayınlamış, yayınlamamış. Evet, ama esas buzdağının altını konuşalım. Neden lobimiz bizim kuvvetli değil? Neden Türk diasporası, Türkiye diasporası Türkiye'de, dünyada güçlü değil, Amerika'da güçlü değil? Neden dışişlerimiz sadece kınamakla yetiniyor? Al bak, Kur'an yakıyorlar, kınıyoruz. İsviçre'de yakıyor, kınıyoruz. Danimarka'da yakıyor, kınıyoruz. Milli değerlerden, özür dilerim, İsveç, özür dilerim.
Özür dilerim, çok çok özür dilerim. İsveç. Danimarka'da yakıyorlar, sadece kınıyoruz. Yine yaktılar, yine kınıyoruz. Milli değerimiz, anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Dünya tarafından yasaklanıyor veya yasak koyuyor adamlar. Aa, kınıyoruz. Tamam, hep mi kınayalım? Nereye kadar peki? Sonu olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Amerikan liberallerinin yaygınlaştırıldığı bu iptal ettirme gücüne de dikkat çekmek gerekiyor. Amerikan liberallerinin bunu normalleştirmeye çalıştığı bir iptal kültüründen bahsediyor avukat Tolga Şirin. Lütfen T24'e girin. Bu sayın avukatın yazısını okuyun. Çok da bilgilendirici. He, ancak ağaç kese bizimkiler şey yapar, güç gösterirler. Aynen öyle. Hadi bakalım. Gücünüz yetiyorsa beyler, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, hadi bakalım bunda bir geri adım attırabiliyor musunuz? He, ondan sonra şöyle bir bakıyorum işte, yok boykot yapalım, yok iptal edelim. Yani Uğur abi görüyorum, işte boykot yapalım arkadaşlar. Ne, tamam, yapacaksan ne olacak abi? Sonuç mu elde edeceksin? Yani bu bir sonuç mudur? Bunu mu tartışıyoruz yani? Boykot ettirme ettirmeme. Ne diyor? 1938'den beri konuşmadığı halde konuşulan tek lider Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Teşekkürler Demet. Yani dışişleri bak, gelen mesajlar var. Dışişleri Bakanlığı kınama bakanlığı olarak ismini değiştirsin diyenler de var. İşte bak, Beşiktaş, Güldeniköy yazmış bunu. Ha, bir artık gücünü de ispat etmek zorunda Dışişleri Bakanlığı. Ya hem Kur'an yakma meselesinde, hem yaptırım konusunda, hem işte bu konuda çok küçük bir örnek. Ama bunu yapamıyoruz. Öyle bir gücümüz yok bizim. Gördüğüm kadarıyla öyle bir gücümüz yok. Sadece kendi içimize kapanıyoruz. Ondan sonra ne yapalım? Hadi Fransız mallarını boykot edelim. İsrail mallarını da boykot edelim. Yani şimdi Disney'i protesto edelim. 3 gün sonra Fox'u protesto edelim. Ne olacak? 3 gün sonra unutulacak zaten. O büyük Türk siyasetçisinin dediği gibi, daha tanınmış Türk siyasetçisinin dediği gibi, Bülent Arınç'ın 3 gün konuşulur, 4. gün unutulur. Zaten 3 gün sürüyor boykot, ondan sonra da zaten bitip gidiyor. Disney'le de durum bu. Anlatmaya çalıştım size bu olayı. Önemli olan burada bu lobi faaliyetine değinmekti. Umarım Türkiye'de, Türkiye'nin de yaptırım gücünün çok olacağı günlerle karşılaşacağız. Ama iyi bir tarafı da şu oldu. Mesela RTÜK'e bakıyorsunuz, başka devlet yetkililerine bakıyorsunuz. Aa, işte Atatürk bir anda çok değerli oldu ve Atatürk olması gereken değeri gördü. Bu da aslında sevindirici bir bölüm. Ama bunun daha sevindirecek yanı, Türk dışişlerinin veya bırak dışişleri, Türkiye'nin gücünü daha net bir şekilde, daha etkileyici bir şekilde, daha değil de etkileyici bir şekilde ortaya koyması. Bunu göreceğimiz zamanlar var mı? Bunu göreceğimiz zamanlar şu anda çok yok.